AK Parti Karadeniz Ereğli eski ilçe başkanlarından iş adamı Mustafa Demiray'ın babası Hacı İsmail Demiray son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir Ereğli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Demiray dün vefat etmişti. Demiray için bugün Ali Molla Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına AK Parti Zonguldak Milletvekili Profesör Doktor Ercan Candan, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospıyık, partilerin belediye başkan adayları, iş adamları, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, ailesi ve kalabalık bir halk topluluğu katıldı. ERT Televizyon ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından Kestaneci, Kebes mahallelerinin ardından Ömerli Mahallesi Kaynarca Toplu Konutları, Beşerik mevkiinde yapılan 3. piknik alanı ve halı saha Başkan Pospıyık, Eşi Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Neriman Pospıyık, belediye meclis üyeleri ve adayları ile yaklaşık 3000 kişilik vatandaşın katılımıyla açıldı. Hayırlı uğurlu olsun dileklerimizle açılışı yapıyoruz. Hayırlı olsun. Piknik açılışına konuk olarak katılan ünlü sanatçılar Seçil, Zafer Peker ve Sarı Saçlı Mavi Gözlüm isimli şarkısı ile tüm Türkiye'nin beğenisini kazanan Faruk Demir de piknik açılışına katılarak destek verdiler. Başkan Pospıyık piknik alanına alkışlar eşliğinde girerken vatandaşları selamladı. Pospıyık açılış öncesi yaptığı konuşmasında belediye hizmetlerinden bahsederek şunları ifade etti. Artık Ereğli Belediyesi altyapısını tamamen bitirmiş vaziyette. Hiçbir sıkıntımız yok. Yeni mahallemizde, işte Ömerli'de yeni mahalle, Ören'de, Göktepe'de, Kıyıcak'ta sular evlere gitti, kanalizasyonlara gitti, yollara asfaltlandı. Hiçbir problemimiz yok. Biz sosyal belediyecilik yapıyoruz artık. Artık biz sosyal belediyecilik, insan odaklı belediyecilik. Cenaze hizmetleri yapıyoruz. Cenaze hizmetleri, Allah kimsenin başını sıkıntıya sokmasın. Alo dediğinizde cenazeniz olduğunda araba geliyor, meftahı evden alıyor. Bizim özellikle cenaze hizmetlerinin yapıldığı yerde morgo konuluyor. Kadın yıkayıcı, erkek yıkayıcı hepsi hazır. Bedava kefen bezi, tahtası, havlusu, kolonyası, aynı zamanda mezarlıkta yer tahsisi bedava, kazması bedava. Akşamleyinde cenazeyi gömdükten sonra evine müftümüzü, hocalarımızı gönderiyoruz ve evde duaları okutturuyoruz. Pospıyık konuşmasının ardından hayırlı olmasını dileyerek sahnedekileriyle birlikte temsili kurdeleyi keserek piknik alanının açılışını gerçekleştirdi. Bismillahirrahmanirrahim deyip hayırlı uğurlu olsun dileklerimizle açılışı yapıyoruz. Hayırlı olsun. Başkan Pospik ve beraberindekiler daha sonra Kaynarca Toplu Konutları'nda yapılan halı sahanın açılışını yaptı. Açılışların ardından program halk oyunları ve sanatçıların konserleriyle devam etti. Demokratik Sol Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı Doktor Recep Erdoğan, Demokratik Sol Parti Ereğli İlçe Örgütü tarafından düzenlenen proje tanıtım toplantısında gücün değil inancın yanında yer aldıklarını belirtti. Felsefelerinin nerede olunursa olunsun Ereğli'ye hizmet olduğunu ve bugün bu anlayışı hayata geçirmek için hareket ettiklerini ifade eden Erdoğan şunları söyledi. Yanında yer almadık. İdealimizin, düşüncemizin, inancımızın yanında yer aldık. Nerede bulunursak Ereğli halkına daha iyi hizmet edebiliriz diye düşünüp şu an bulunduğumuz yerdeyiz. Ereğli ne çektiyse kavgadan çekti. Yıllardır sevgi, barış, dostluk dedik ama hep kavga ettik. Zaten bu üç kelimeye bakarsanız barışmak için önce kavga etmek lazım. Bizim barışa ihtiyacımız olmayacak diyoruz. Sevgi ve dostluk yetecek bize.
Çünkü barışacak ne kavgalı olduğumuz bir kurum, ne kuruluş, ne de bir şahıs mevcut. Ereğli halkı bu kavga ortamını yaratan hem merkezi iktidara hem de yerel iktidara bu dönem geçit vermeyecek, dur diyecektir. Belediye yönetiminde mahalle meclislerini oluşturarak yerinden yönetim ilkesini hayata geçireceklerini kaydeden Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü. Ben projelerimizi tanıtmadan önce nasıl bir yönetim anlayışımız olacak onu ifade etmek istiyorum. Gerçek sosyal demokrat düzende yerel yönetimlerle halk arasında yakın ve sürekli bir işbirliği, dayanışma ve etkileşim olmalıdır. Biz de bu şekilde olacağız. Yerel yönetim anlayışımızda dolaylı ve temsili yöntemle değil, doğrudan etkin bir şekilde halk katılacaktır yönetime. Nasıl mı? Her mahallede mahalle meclisleri oluşturacağız. O mahallede oturan sivil toplum temsilcileri, farklı siyasi düşüncede olan insanlardan oluşacak bu mahalle meclisleri. Mahalle meclisleri kent konseyinin bir alt birimi gibi çalışacak. Mahallenin sorunlarını tartışacak, karar altına aldıktan sonra çözüm önerisini kent konseyine ve belediye meclisine sunacaktır ve sorunun takibini yapacaktır. Demokratik Sol Parti Belediye Meclis Üyesi adayı İsmail Demirel, Ereğli için hazırladıkları projeleri anlattı. Demirel, Demokratik Sol Parti'nin projeleri arasında engelli sanat merkezleri, atık su arıtma tesisi, kültür merkezi, anne baba okulu ve kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili bilgiler verdi. Demokratik Sol Parti ilçe başkanı Mustafa Timur, proje tanıtımının ardından söz alarak gerçekleşebilir projelerle yola çıktıklarını ifade etti. Bir belediye başkanı seçtim, bir belediye meclis üyeleri oluşturduk ve bu arada belediye meclis üyelerimizle belediye başkanımız proje çalışmaları yaptılar. Dedim ki diğer partiler gibi, hiç parti olarak ne karışmadık. Diğer partiler gibi bunlar uçup saçıp böyle bir sürü Avrupa'yı kendi, yok uzay kendi, yok bilmem ne kendi yapacaklar. Bu millet yine herhalde bizimkilerde kalır mı dedim ama böyle içimi kalbimden geçti. Yaptığı projelere bakıyorum, Ereğli'de yapılabilecek gerçek projeler arkadaşlar. Bizim partimizin dediği gibi doğruları söyleyen parti, doğruların en doğrusu ya, bundan başka uçuk kaçık bir tane projemiz var mı arkadaşlar? Allah aşkına size söyleyin ya. Vallahi tebrik ediyorum başkanım sizi ya. Belediye meclisinde göre hepiniz tebrik ediyorum. Bu halkı genel başkanımız Türkiye Cumhuriyeti hiç kimse nasıl kandırmadıysa sizler de kandırmıyorsunuz. Bravo size hepiniz gözlerinden öpüyorum. Toplantıda Demokratik Sol Parti Ereğli İlçe Başkanı Mustafa Timur, belediye meclis üyesi adayları ve partililer hazır bulundu. Özel Utku Koleji Eğitim Kurumlarının geleneksel olarak düzenlediği okul tanıtım gününün ilki bugün 11-14 saatleri arasında yapıldı. Çok sayıda velinin katıldığı tanıtım gününde okul müdür yardımcısı Varol Hızal, geleneksel hale getirdikleri okul tanıtım günlerinde yaptıkları çalışmaları Ereti Televizyonu'na anlattı. 15 ve 22 Mart tarihlerinde tanıtım etkinlikleri var. Bu yapılan tanıtım etkinliklerimizden birincisi. Şu anda okulumuzda yoğun bir ziyaretçi akımı var. Önümüzdeki yılan sınıfı, yeni sınıf ve ara sınıflara çocuklarını okulumuza vermek isteyen, göndermek isteyen velilerimiz şu anda okulumuzu ziyaret ediyorlar. Okulumuz hakkında bilgi alıyorlar. Okulumuzu tanıyorlar. Öğretmenlerimizle görüşerek okulumuzu tanıyıp bizim hakkımıza bilgi alıyorlar. Şu anda bulunduğumuz ortam ana sınıflarımızın olduğu bölüm. Ana sınıflarımızda bulunan velilerimiz bilgi alıyorlar. Biz teşekkür ediyoruz tüm velilerimize ve bu etkinliklerimize tüm velilerimizi bekliyoruz. Okullarını tanımak, kayıt yaptırmak isteyen ana sınıfı, birinci sınıf ve ara sınıfların öğretmenler ile tanıştığı, okulun tüm birimlerini gezdiği ve neden Utku Koleji sorusuna cevap bulduğu geleneksel tanıtım günleri 22 Mart Cumartesi günü 11-14 saatleri arasında da devam edecek. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında öğrenci kardeşlerine ders veriyor. Ben biliyorum.
Fakülte öğrencileri, orta öğretimdeki öğrencilere yaptıkları etütlerle öğrencilerin not ortalamalarını yükseltmeye çalışıyor. Ereğli Eğitim Fakültesi'nde İlk Öğretim Matematik Öğretmenliği bölümü öğrencileri Sema Nur Geçer, Esra Karadağ, Sevda Nur Çakır, Rafiya Nur Kabak, Zübeyde Kantarcı, Nesibe Akpınar, Sıdıka Esra Akagündüz ve Esma Koçak, Topluma Hizmet Dersi uygulamaları kapsamında Orhan Oğuz Ortaokulu'nda öğrenci kardeşlerine ders veriyor. Orta düzeyde olan yaklaşık 60 öğrencinin not ortalamalarını yükseltmeleri amacıyla başlanan derslerde bugüne kadar başarı elde edilmiş. Öğrencilere okulda verilen eğitimin yanı sıra ders sonrasında ailelerle birebir görüşen fakülte öğrencileri, minik kardeşlerinin öğrendikleri derslerin tekrarını yapıp yapmadıklarını da yakından kontrol ediyor. Ereğli Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerinden Sema Nur Geçer, gönüllü olarak verdikleri derslerde amaçlarının öğrencilerin başarılı olmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Topluma Hizmet Uygulaması adı altında Orhan Oğuz İlköğretim Ortaokulu'nda 5. 6. 7. ve 8. sınıflar orta düzey öğrencileri mesela teşekkürden takdir alacak tarzda eğitim veriyoruz, öğretim veriyoruz. Eğitim Mayıs'ın sonuna kadar sürecek. Yaklaşık 3 ay sürecek ve çocukların düzeylerini artırmak amaçlı ve tamamen toplum yararına olacak bir çalışma, uygulama. Bugüne kadar verdiğimiz derslerde öğrencilere katkı sağladığımızı gördük. Daha önceden bir ön test uyguladık. Daha sonradan da zaten yapılan dersler sonucunda öğrencilerin pozitif yönde bir etkilendiğini gördük. Tamamen gönüllü olarak anlatıyoruz ve zaten ders kapsamı içerisinde yapıyoruz bu işi. Eğitim Fakültesi öğrencisi Sıdıka Esra Akagündüz ise öğrencilere verdikleri dersin etkili olması amacıyla evde tekrar yapmalarını istediklerini, bu konuda aile fertlerini teker teker arayarak derslerin yapılıp yapılmadığını sorduklarını söyledi. Her derse girişimde oluyor bu. Çok fena, çok heyecanlı bir şekilde giriyorum. Daha öncesinden tabii ki de neler verebilirim, daha farklı neler yapabilirim. Onları düşünerekten ön testler hazırlıyoruz ya da ara sınavlar yapıyorum. Tek tek soruları, yani aynı tarz soru çözmek yerine farklı 10 tarz soru çözerek onları daha iyi noktaya getirmeye çalışıyorum. Özellikle 8. sınıf öğrencisi oldukları için daha farklı düzeyde yapmaya, daha çok üstlerine düşüyoruz. Aile velileri arıyoruz. Tek tek onlarla 2 haftada bir görüşme yapıyoruz. İşte çocuklarınız ne yapıyor, evde neler yapıyor, mutlaka tekrarlarını yapıyorlar mı? O şekilde kontrollerini yapıyoruz. Ola ki gelmiyor mu öğrenci, onu tek başına alıyoruz. Tekrar o konuyu tekrar onu anlatıyoruz. Pazartesi ve cuma günleri 1,5 saat ders veren öğrenciler Mayıs ayına kadar derse devam edecek. Şişli Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, 14 Mart Pazar günü Çekmeköy'de yurttaşlarla buluşacak. Mustafa Sarıgül, saat 14.30'da Çekmeköy'de binlerce yurttaşla buluşacağı mitingi ERT televizyonlarından canlı olarak yayınlanacak. Bölgemizde havanın parçalı ve az bulutlu, pazar ve pazartesi günleri sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. İlimizde 3 günlük tahmin edilen hava durumu, pazar günü hava sağanak yağışlı, en yüksek hava sıcaklığı 12, en düşük hava sıcaklığı 6 derece. Pazartesi günü hava yağmurlu, en yüksek hava sıcaklığı 11, en düşük hava sıcaklığı 7 derece. Salı günü hava az bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 13, en düşük hava sıcaklığı 4 derece.